Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ahlak felsefesini işleyeceğiz. Hadi bakalım neler göreceğiz, bir bakalım. Ahlak felsefesi içerisinde ahlak nedir sorusuna bakacağız. Evrensel ahlak yasası var mıdır sorusunu inceleyeceğiz. Bunun alt başlıkları olan evrensel ahlak yasasını kabul edenler ve kabul etmeyenler olarak ikiye ayıracağız. Ahlaki yargıların özelliğine bakacağız. Yaşam ve erdem ilişkisine değineceğiz. Etiğin uygulama alanlarına bakacağız. En son ahlaki eylemlerin amacına bakacağız ve konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım artık konumuza. Ahlak felsefesi içerisinde işleyeceğimiz temel kavramlara hemen bir bakalım istiyorum. Ahlak felsefesi içerisine ahlaki davranış, ahlaki karar, ahlaki prensipler, erdem, özgür irade, sorumluluk, vicdan, vazife, ödev, iyi, kötü, mutluluk, huzur gibi kavramlar ahlak felsefesi içerisine işleyeceğimiz kavramlar arasında yer alıyor. Evet, ahlak felsefesi demişken ilk öncelikle ahlak kavramını açıklamak istiyorum. İnsan yaşamına yön veren kurallar topluluğuna bizler ahlak diyoruz. Ahlak kuralları belli bir yerde ve zamanda geçerli olan değer yargılarıdır. Ülkeye göre, illere göre bu kurallar değişebilir. Ahlak üzerine düşünüp onun üzerine felsefe yaparsak, bunu incelersek ortaya etik kavramı çıkıyor. Bu durumda var olan iyi ve kötü davranışların özüne ulaşmaya çalışıyoruz ve ahlakın yapısını inceliyoruz arkadaşlar. Hemen ahlaki yargıların özelliğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce yargı ifadesini bir tanımlayalım. Bir olgu veya kavram üzerinde bir iddiayı dile getiren ifadeler topluluğuna biz yargı diyoruz. Ancak yargılar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birincisi değer yargıları, ikincisi önerme, yani diğer bir adıyla mantık yargıları. Mantık yargıları kişiden kişiye değişmeyen nesnel ifadeler içeren yargılardır. Değer yargıları ise adından da anlaşılacağı üzere öznel olan ve kişiden kişiye değişen yargılardır. Bunlara dini yargıları örnek verebiliriz. Yine estetik yargıları örnek verebiliriz arkadaşlar. Peki bizler bu ahlaki yargıları yerine getirirken ne kadar özgürüz? Yani bir davranışı ortaya koyarken bizi etkileyen bir etken veya etkenler söz konusu mudur? İşte burada karşımıza bazı akımlar çıkıyor. Haydi gelin bunların isimlerine bir bakalım. İndeterminizm, belirlenemezcilik, yani biz ahlaki davranışı sergilerken belirlenmiyoruz diyenlerden. Determinizm, belirlenimcilik, yani biz ahlaki davranışı sergilerken belirleniyoruz diyenlerden. Libertaryanizm, tamamen özgürüz ahlaki davranışlarda diyenlerden. Otodeterminizm, yani ahlaksal özellik, insanın kendi kararlarını kendisinin vereceğini savunanlardan. Fatalizm ise kadercilik, yani yazgıcılık, her şeyi Tanrı'ya bağlayan bir akımdır. Bunları tek tek ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. İlk öncelikle içeriğine bir bakalım. Sonrasında akımımızın ismini yazalım. İnsan ahlaki eylemde bulunurken bazı faktörler tarafından belirlendiğini söyler. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. Bir seçimde bulunmak mümkün değildir. Çünkü der, biz bir karar verirken sosyolojik, psikolojik, ahlaki, hukuki etkenlerin etkisi altında kalıyoruz. Bunun da ismi tabii ki arkadaşlar determinizm. Yani diğer bir ismiyle belirlenimcilik. Adından da anlaşılacağı üzere biz belli davranışları sergilerken bir şeylerin etkisi altında kalıyoruz. Hemen bir örnekle tanımlama yapalım. Örneğin kırmızı ışıkta durup yayaya yol vermek aslında bizim davranışımızın trafik kurallarına göre şekillendiğini, bir şeyler bazı etkenler tarafından etkilendiğini gösterir arkadaşlar. İkinci akımımıza hemen bakalım. Kişi karar verirken de davranışlarında da özgürdür. Bizleri etkileyen hiçbir etken yoktur. Davranışlarını insan kendi özgür iradesiyle belirler. O zaman bu bizi hangi akıma götürüyor? Tabii ki indeterminizme götürüyor. Diğer ismi ise belirlenemezcilik.
Yani biz bir şeyler tarafından belirlenmiyoruz. Yine aynı örnekten gidelim. Trafik ışıklarını önemsemeden geçmek ya da durmak benim kararımdır. Herhangi bir kuraldan dolayı bu davranışı sergilemiyorum. Beni etkileyen bir şey yok. Ben buna kendi özgür irademden dolayı karar veriyorum. Hemen gelelim diğer akımımıza. Bunun ilk önce ismini yazmak istiyorum. Otodeterminizm. Aslında otodeterminizm, determinizm ve indeterminizmi aynı potada birleştiren bir akımdır. İkisinden de görüşler ortaya atmıştır. Kişiyi etkileyen bir takım etkenlerin mevcut olduğunu kabul ediyor. Fakat kişi kendi özgürlük alanını yani kendi kararını verebilir der. Özgürlük kişiye direkt olarak sunulmasa da bu özgür olmayacağımız anlamına gelmiyor der arkadaşlar. Yani bunun diğer bir ismi aslında ahlaksal özellik. Bir şeyin içinde oto kelimesi varsa kişinin kendisi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar kırmızı ışıkta geçip geçmeyeceğime kurallar olsun olmasın ben kendim karar veriyorum. Bunu kendi kişiliğimle şekillendiriyorum. Kişinin eylemlerini belirleyecek kurallar yoktur der. Bu akımımız arkadaşlar devlet temelinde özgürlüğü açıklıyor. Kişi özgürdür ve davranışlarından sorumludur. Yani devletin bazı kuralları koymasına gerek yoktur. Hayattaki her türlü sınıra, devletin koyduğu, toplumun koyduğu, hukukun koyduğu her türlü sınıra karşı çıkmasından dolayı devletçiliğe de karşı çıkmış oluyor. Bu akım bizi libertarianizme götürüyor. Yani diğer bir ismiyle özgürlükçülük. Yani biz her alanda özgürüz, istediğimizi yapabiliriz diyorlar. Evet, geldik sıradaki akımımıza. Hemen ismini yazıyorum. Sonrasında Orhan abimize bir bakalım ne demiş. Fatalizm, kadercilik yani yazgıcılık demektir arkadaşlar. Orhan abimiz ne demiş? Yaradan doğ demiş. Ben de doğmuşum. Bir gönle gir demiş. Seni bulmuşum. Yani burada yaradan var arkadaşlar. Yaradan varsa senin belirleyiciliğin işin içerisinden çıkar. Senin hayatta yaşaman gereken ya da bir davranış ortaya koyacaksan ahlaki anlamda bu doğaüstü bir güç tarafından zaten önceden belirlenmiştir. Hiç kimse bu yazgıyı değiştirme gücüne sahip değildir der. Evet arkadaşlar, filozoflar kendi içerisinde ortaya koyduğumuz bu ahlaki eylemlerin amacının ne olduğuna dair farklı açıklamalar yapmıştır. Gelin bunlara hangi filozoflar ne açıklaması yapmış kısa kısa bakalım. Evet, ilk kimi açıyorum? Karşıma Sokrates çıktı. Sokrates demiştir ki ahlaki eylemlerin amacı tamamıyla mutluluktur der. İkinci filozofumuza hemen bakıyorum bakalım ne çıkacak. Evet, iyilik ideasına ulaşmaktır diyen filozofumuz ise Platon'dur. Platon ahlaki eylemlerin amacını tamamıyla idealar üzerinden açıklar. Evet, üçüncü filozofumuza hemen bakıyorum. Ödeve uygunluktur çıktı. Ahlaki eylemlerin amacı ödeve karşı olan uygunluk, sorumluluk olarak tanımlayan filozofumuz ise Kant'tır arkadaşlar. Diğer filozofumu hemen açıyorum. Ahlaki eylemlerin amacı erdem ve mutluluktur diyen filozofumuz ise Aristoteles'tir. Hemen diğer filozofumuza bakıyorum. Bakalım ahlaki eylemlerin amacında ne demiş? Ahlaki eylemlerin amacı tamamıyla nedir? Hazdır, mutluluktur demiştir. Bunu diyen ise Aristopas'tır. Hemen son filozofuma bakıyorum. Ahlaki eylemin amacı nedir sorusuna tabii ki burada yarar olacak arkadaşlar. Ahlaki eylemin amacı yarardır yani faydadır der. Bunu ise Bentham söyler arkadaşlar. Şimdi evrensel ahlak yasası içerisinde bazı karar değişiklikleri olmuş. Evrensel ahlak yasasının var olduğunu kabul edenler var. Bir de evrensel ahlak yasasının varlığını kabul etmeyenler var. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Evrensel ahlak yasası herkes için geçerli olan bir yasanın olmayacağını söyleyenler var. Diğer grup ise evrensel ahlak yasası vardır ve bu herkes için geçerlidir der. Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenlere birazdan ayrıntılı bakacağız. Hedonizm, egoizm, anarşizm, faydacılık, nihilistler ve varoluşçular bu grupta yer alıyor.
Herkes için geçerli olan evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler ise iki grupta bunu açıklıyor. Birincisi öznel temelde açıklıyor, ikincisi ise nesnel temelde evrensel ahlak yasasını açıklıyor arkadaşlar. Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenlerden ilkine bakalım. İlki bizi nereye götürecek? Tabii ki hedonizme götürecek. Yani heyden aklımıza gelsin, hazcılık diyebiliriz buna. İnsan doğası gereği bencil bir varlıktır. Dolayısıyla acıdan kaçıp neye yaklaşır? Mutluluğa yaklaşır. Haz dediğimiz şey aslında mutluluktur. Ahlaki eylemin amacı da hazdır. Herkesin mutluluğa bakış açısı farklı olacağı için evrensel bir ahlak yasasından söz etmenin mümkün olamayacağını söylerler. İkinci akımımız ise sizin de günlük hayatta çok kullandığınız egoizm. Egoist insanlar. En tepede kendisi var, merkezde kendisi var. Kişinin kendini düşünerek hareket ettiği bir durum. Dolayısıyla evrensel bir ahlak yasası kişi kendini merkeze koyarsa mümkün olamaz der arkadaşlar. Geldim ikinci akımımıza. Bu da nedir? Anarşizmdir. Anarşizm kişilerin devlet olmadan da yaşamlarına devam edebileceğini savunur. Dolayısıyla devletin yasa, hukuk, kural koymasına gerek yok. Siz bunları koymasanız da der, zaten insanlar neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilirler diye savunurlar kendilerini. Hatta devletin kişilerin mutluluğunu engellediğini savunurlar. Önemli olan der, bireyin hak ve özgürlükleridir. Devlet, hukuk gibi şeyler olmasa da olur der anarşistler. Geldik faydacılığa. Adından da anlaşılacağı üzere tamamıyla faydacılık temelinde oturtur. Evrensel ahlak yasasının olamayacağını, çünkü insanların fayda kasıtlı yaşayacağını, faydanın da iyinin ölçütü olduğunu savunurlar. Eylemin sonucunda fayda varsa eylem ahlakidir. Bir eylemin de ahlaki olabilmesi için kişinin çıkarlarına uygun olması lazım. Herkesin çıkarı kendi içerisinde farklı olacağı için iyinin ölçütü faydadır. Fayda da göreceli bir kavramdır der faydacılık arkadaşlar. Geldim diğer akımıma. Bu akım her şeye karşı çıkıyor. Dolayısıyla evrensel ahlak yasasını da kabul etmiyor. Bu akımın ismi nihilizm. Diğer bir ismiyle hiççilik diyebiliriz arkadaşlar. En önemli temsilcisi de Nietzsche'dir. Var olan her şeye karşı çıkıyor. Her şeyin dayanaklarının, bugüne kadar var olan her şeyin dayanaklarının çöktüğünü, dolayısıyla bu çöken değerlerin üzerine yeni değerlerin kurulması gerektiğini savunuyor. Bunu yapacak olan tek kişi ise üstün insandır der nihilist görüş. Geldim evrensel ahlak yasasını kabul etmeyenlerden varoluşçuluğa. Kişinin varlığının özden önce geldiğini savunur varoluşçular. En önemli temsilcisi Sartre'dır. Sartre der ki insan önce var olur, sonra özünü oluşturur. Kişi sonradan özünü oluştururken farklı farklı yapılara sahip olacağı için evrensel bir ahlak yasasından bahsedemeyiz der. Hadi gelin bir taraftan da evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenlere bakalım. Bunlar da kendi içerisinde ikiye ayrılmışlar. Bunları öznel temelde açıklayanlar, yani utilitarizm, faydacı ahlak, bir de nesnel temelde açıklayanlar var. Buradaki filozoflarımız da Sokrates, Platon, Farabi, Spinoza ve Kant. Ben hemen öznel temelde açıklayanlara bir bakmak istiyorum. Bunlar ne demişler? Bentham'a göre ahlaki eylemde amaç mutluluktur. Mutluluk da öznel olduğu için, kişiden kişiye değişeceği için öznel temelde açıklamışlardır. En yüksek haz birçok insana en yüksek düzeyde fayda sağlayan hazdır demiştir. Stuart Mill'e göre de ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Kişinin mutluluğu herkesin, yani diğer bir yandan toplumun mutluluğu demektir. Yani en yüksek mutluluğu ve faydayı burada öne sürüyor. Evrensel ahlak yasası vardır ancak bunun temeli öznel bir özelliğe dayalıdır. Bunlar öznel temelde kişiden kişiye değişen maddelerle açıklıyorlar. Hemen bunun altında sezgiciliğe bakalım. Bergson en önemli temsilcilerindendir. Bergson'a göre bilginin ölçütü tamamıyla sezgidir. Sezgi ile iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebiliriz. Sezgi ile hareket eden kişi iyi olana uğraşır. Sezgi ile hareket edecek olan kişi olduğu için işin içinde yine öznellik vardır. Kişiden kişiye değişen sezgiler mümkündür.
İki tür ahlaktan bahseder Bergson. Topluma dayalı ahlak ve sezgiye dayalı ahlak. Topluma dayalı ahlak dediğimizde töreler, yasalar, gelenek ve görenekleri örnek verebiliriz. Sezgiye dayalı ahlakta ise kişi kendini toplumla sınırlamaz. Çünkü sezgiler bana ait olduğu için özgürdür. Gelelim evrensel ahlak yasasını kabul edenler ancak bunu objektif yani nesnel temelde açıklayan filozoflarımıza. İlk filozofumuz tabii ki Farabi. Farabi en üstün bilginin erdem bilgisi olduğunu savunur ve evrende var olan her şeyin Tanrı'dan oluştuğunu söyler. Zorunlu varlık olan Tanrı'nın bilgisine ulaşmak asıl amaçtır der. İkinci filozofumuza bakalım. Yine evrensel ahlak yasasını yani herkes için genel geçer bir ahlak yasasını kabul eder. Ancak bunu nesnel temelde açıklayan Spinoza'ya. Spinoza panteist bir filozoftur. Yani diğer bir ismiyle tüm tanrıcı diyebiliriz arkadaşlar. Evren ve Tanrı'nın eşit olduğunu, doğaya uygun hareket edenin aslında Tanrı'ya da uygun hareket ettiğini savunur. Yani şuraya yazalım. Evren eşittir Tanrı, Tanrı eşittir evrendir der Spinoza. Üçüncü filozofumuza bakarım. Ona göre evrensel ahlak yasası olanı değil, olması gerekeni inceliyor. Ödev diyorsa bu bizi kime götürüyor? Tabii ki Kant'a götürüyor. Kant, yasaya uymak zorunluluk değil bir ödevdir. Yani kişinin kendi isteğiyle bir şeyleri yapmasını istiyor. Ödev dediğinin hemen tanımını yapalım. Kişinin niyet olarak iyi istemesi, yerine getirmeyi kendi isteğiyle üstlendiği bir sorumluluktur. Hemen bir örnek verelim. Denize düşen bir kişinin boğulduğunu görürken onu kurtarma amacımız eğer gerçekten yardımda bulunmaksa bu bir ödevdir, bir sorumluluktur. Ancak birisi bana ödül verir ya da para verir diye bunu yapıyorsam bu ödev değildir Kant'a göre arkadaşlar. Evrensel ahlak yasasını objektif temelde açıklayanlardan son iki filozofumuza hemen bakalım. İlki Sokrates. Sokrates de yine evrensel ahlak yasasını kabul eder, bunu objektif temelde açıklar. Yol gösterecek bir evrensel ahlak yasası vardır. Bu evrensel ahlak yasası kişilerin isteklerine ya da kararlarına göre değişmez der. Kişi bir eylemde bulunurken bu ahlaki kurallara bağlı kalarak belli davranışlar sergiler der. Eğer kişi yanlış yapmışsa ya da bir kötülükte bulunmuşsa bu tamamıyla onun bilgi eksikliğinden kaynaklanır der. Yani Sokrates için önemli olan bilgidir, erdemdir. Anahtar kelimelerimizi hemen şuraya yazalım. Geldim evrensel ahlak yasasını kabul edenlerde son filozofuma. Tabii ki idealar evrenini gördüğümde hemen Platon'u yapıştırıyorum. Platon'a göre iki tane evren vardır. İdealar evreni ve nesneler evreni. Onun idealar evreni orijini olan, değişmeyen, durağan olan evrendir. Nesneler evreni ise değişen, hareket halinde olan bir evrendir der Platon. Son olarak etiğin uygulama alanlarına bakmak istiyorum. Etik hangi alanlarda karşımıza çıkıyor? Biyoetik, siyaset etiği, çevre etiği. Ben burada çok fazla etik alanı yazmak istemedim. Belli başlı etik alanlarını yazmak istedim. Biyoetik, tıp ve biyoloji alanında meydana gelen gelişmeleri ahlaksal açıdan irdeler. Örneğin deneyde kullanılan kobaylar açısından inceleyebilir. Siyaset etiği yine siyasal kurumlar için ahlaki açıdan inceleme yapar. Çevre etiği ise çevre ile ilgili değerleri, doğadaki ortak yaşamla ilgili sorunları felsefe ve etik açısından inceler. Konu biterken arkadaşlar nelere baktık? Hemen şöyle bir göz atalım. Ahlak ve felsefe kavramına baktık. Ahlakın ne olduğunu irdeledik. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına değindik. Ahlaki eylemde bulunurken ne kadar özgürüz dedik. Bunun alt başlıklarını, akınlarını inceledik. Ahlaki eylemin amacına değindik. Filozofların hangi temelde ahlaki eylemin amacını açıkladığına baktık. Evrensel ahlak yasası var mıdır dedik. Bunları da kendi içerisinde ikiye ayırdık. Ve son olarak da etiğin uygulama alanlarına değindik arkadaşlar. Hemen geçelim. Sizlerin yorumlarınızı önemsiyoruz. Video yararlı oldu mu? Bize öneri ve tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Videoya like atmayı unutma. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.